Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öncelikle hepimizin bayramını kutluyorum. Atamızın tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu özel günde güzel bir Revit videosu hazırlamak istedim. 17 yaşının altındaki en iyi gençlerden kurulu 23 kişilik bir takım oluşturacağız FIFA'da ve simülasyonda neler yaptığına bakacağız. Çok eğlenceli olacağına eminim. Bakalım bu genç çocuk futbolcular bu videoda Şampiyonlar Ligi kazanabilecek mi? Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şu anda Twitch kanalında canlı yayındayız. Ramazan boyunca iftardan sonra saat 8-8.30 gibi canlı yayın açıyorum. Hepinizi oraya da bekliyorum. Takip ederseniz sevinirim ve videomuza başlayalım. Listenin başı ekranlarda. Bu listedeki en iyi 23 genç çocuk oyuncuyu takıma transfer edeceğiz. Başlayalım transferlerimize. 17 yaşında, aklı başında Pedri'yi takıma katıyoruz. Hoş geldin Pedri. Ansu Fati'yi arkadaşlar tabii ki kulübe katıyoruz. Hoş geldin Fati. Florian Wirtz için de hemen bir teklif götürelim. Florian Wirtz'i almak istiyoruz. Arkadaşlar paramızı sınırsız yaptık. Concept Rebuild olduğu için Çetin abiden yardım alıyoruz. Onu da söyleyelim. Çünkü zaten Concept Rebuild. Buraya gençleri doldurmak istiyoruz. Evet, Florian Wirtz hoş geldin. Vallahi böyle bir rebuild yapıp Kamavinga'yı almamak olmazdı. Kamavinga'cığım, sen de takıma hoş geldin. Bu çocuklar dünya kulüplerini reddedip 23 Nisan özel bizim takımımıza geldiler. Dane Scarlett 16 yaşında 23 Nisan özel kadrosunda tabii ki yer alacak. Bakalım baba ne yapacak? Hoş geldin sen de. Jude Bellingham'ı da takıma katıyoruz. Reis'e bakalım. Vay, hoş geldin. Yusuf Demir, gurbetçi oyuncumuz. Türk asıllı, Avusturya bayrağı mıydı o? Ben tam kaçırdım onu. Şöyle Yusuf Demir'i de alalım. Hoş geldin Yusuf. Az önce Çerki'yi aldık, Sunma'yı unuttuk galiba. Şimdi Jamal Musiala'yı alıyoruz Bayern'den. Hoş geldin Musiala. Hulozek'i de alacağız tabii ki. Hulozek 2 yıldır reisimiz. Geçen yıl Beşiktaş Evil'de almıştık değil mi onu? Hoş geldin koçum, adamsın. Giovanni Reina, Dortmund'lu genç. İtalyan asıllı Amerikan. Bu çok değişik. İsmi çünkü İtalyan ismi ama Amerikan çocuk, hoş geldin. Francesco Coanchao. Bu adamı bir videodan dolayı çok seviyorum. Yakında o video yayında olacak. Coanchao hoş geldin. Abicim hemen şuradan gelelim. 3 milyon Nakai. Takuhiro Nakai hoş geldin. Mor Moriba. Twitch'teki kardeşlerimiz Moriba'yı da tanırlar. Aynı Coanchao gibi. Vallahi bu adamı da çok seviyorum bak. Bu adamı aldığımız video yakında gelecek. Efsane video oldu. Neyse Moriba hoş geldin. Liam Delap. Dolap gibi ismi var adamın. Evet, şöyle kendisine de hoş geldin diyoruz. Joelson Fernandez. Ona da hemen şöyle parasını verelim. Hoş geldin Fernandez. Amad Diallo. Sen de hoş geldin. Çok fazla kanat doldu arkadaşlar takıma. Alan Velasco'ya da hoş geldin diyoruz. Rens. Bak sonunda sağ bek falan defansif bir adam geldi. Hoş geldin Rens. RAMB yine bir stoper, hoş geldin. Bonus kafa bir çocuk aldık arkadaşlar. Hannibal Mejbi. Oha Hannibal falan. Hayırdır, Hannibal Lecter'a gönderme mi? Zigalacı yeni bir stoper, hoş geldin. Doğan Alemdar, Türk gençlerimizden. Başarılı kaleci Doğan Alemdar'ı takıma katıyoruz. Yedek kaleci olarak da Trabzonspor'dan Kaan Moradaoğlu'nu alıyoruz. Hoş geldin Kaan. Dostlar şimdi takımımızı kurduk. 23 Nisan'a özel 17 yaş altı alıyoruz demiştik. Oyuncuların oyun başındaki reytinglerini baz alarak takımı kurduk. Hani bak şöyle göstereyim. Şu anda mesela 4 oyuncu 18 yaşını doldurmuş. Bunlar biz takvimde simüle ederken doğum günleri gelmiş ve 18 olmuşlar. Haberiniz olsun yani, bunlar başta 17 idi. Bunun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Yani oyunun başında hepsi 17 idi. Sonradan yavaş yavaş tabii ki yaşları artacak. Burada ilk 4 oyuncunun yaşı şimdiden artmış. Bunun bilgisini vermiş olalım dedim. İngiltere 4. liginde mücadele ediyoruz arkadaşlar. Böyle başladık. 4. sezonda Premier Lig'de olacağız eğer ki her sezon yükselirsek. Şampiyonlar Ligi'ni alana kadar ilerlemeye çalışacağız. Bakalım 23 Nisan özel 17 yaş altı kadromuz neler başaracak? Ben de çok merak ediyorum. Laf fazla uzatmayalım ve ilk sezonumuzun sonuna geçelim. İlk sezonumuzun sonuna geldik ve üst lige çıkıyoruz. Şaşırmadık abi, 127 puanla bir üst lige çıktık. Emirates FA Cup var mı? Tabii ki yok abi, manyak manyak konuşmayalım. Burada diğer kupalar da gözüküyor. Karabağ kupası falan. Ya boşuna bakmaya gerek yok bunlara bu sezon. Ooo, Papa John's kupası, pizza kupası almışız işte böyle. Severim Papa John's pizza. Bana sponsor ol Papa John's. Evet, bu arada ilk sezonda Real Madrid almış Şampiyonlar Ligi'nde. Finalde Mönchengladbach'la oynamışlar, o da ilginç. Görüyorsunuz kadromuz bu şekilde. Doğan Alemdar 66 reytinge kadar yükselmiş. Artan oyuncularımız var. Pedri 80 olmuş. Herkes böyle güzel güzel artıyor. Ligde gol kralı var mı? Hulozek gol kralı. Asist kralında Wirtz birinci. Gol yenmeyen maçta da Doğan Alemdar bu çocuktan çok büyük topçu olacak diyoruz.
Şöyle bir kadrodaki verimlere bakıp ikinci sezonumuza geçeceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman Lozek 34 gol 7 asist, Wirtz 25 gol 24 asist, Moriba 15 gol, Pedri 12 gol 8 asist, Bellingham 11 gol 6 asist. Büyük forma rekabeti var arkadaşlar takımda. Peki en az oynayanlar kimler? Bak Kaan oynamamış, Koyan Çağ hiç oynamamış, yine de gelişmiş. Evet, bayağı forma rekabeti var, gayet güzel. Bakalım ne olacak, ikinci sezonumuza geçiyoruz. Bakalım ikinci sezonda Doğan Alemdar 70 rating'e kadar çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Hemen sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonundayız yine. Abi yine yani artık bu 23 Nisan özel takımı döktürüyor baba. Doğan Alemdar 71 rating. Oha! Doğan Alemdar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Moriba 36 gol 6 asist MO'dan. Wirtz 28 gol 12 asist. Hlozek inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Doğan Alemdar 35 gol yenmen maç baba. Kaleyi gole kapatmış. Helal olsun. İlk 3 bizden gol kralında. Asist kralında ilk 3 bizden. Gol yenmeyen maçtan da Doğan Alemdar 27 gol yenmeyen maç. 3. sezonun sonuna doğru gidelim. Evet, sezon sonundayız yine. Abi Premier Lig'e çıkıyoruz ya. Bu ne hız baba? 111 puan. Yalnız Sheffield çok tehlikeli gelmiş. Emirates FA Cup var mı? Baba yok. Şöyle evet, bu da yok. Bu da yok abi. Bu evet, Allah kahretsin ya. Bu ne abi? Şöyle bakalım. Kim ne olmuş? Lozek 23 gol 7 asist, Wirtz 18-15, Moriba 14-2, Yusuf Demir 12-5, Bellingham 10'a 8 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Pedri de yine fena oynamış. Yusuf Demir'in reytingi artmış mı? Yusuf Demir 76 olmuş. Fatih birazcık düşmüş ya. Fatih yerine Yusuf Demir mi oynatsak? Kamavinga 87 reytinge kadar çıkmış arkadaşlar. Yalnız stoperlerimiz düşük. Doğan Alemdar 74 olmuş. Helal olsun. Seneye Premier Lig'deyiz. Gol kralımız maalesef yok. Asist kralımız Wirtz. Gol yenmeyen maçlarda Doğan Alemdar birinci. Şimdi Premier Lig'e gidelim. Kadromuzu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yusuf Demir'in daha da artması lazım. Doğan da 75 oldu. Bu sezon Premier Lig'den herhalde düşmeyiz değil mi? İnşallah düşmeyiz diyorum. Sezon sonunda simüle edelim. Sezon sonuna geldik. Premier Lig'deki ilk sezonumuz 7. olduk. O kadar da kötü değil ama kovulma eşiğine gelmişiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. En azından ilk 7'de bitiriyoruz. Emirates FA Cup burada yokuz. Karabağ Kupası burada da yokuz. Tamam abi, sıkıntı değil. Şöyle şimdi geldik. Bakalım abi. Oo, herkes düşüşte mi? Ne oluyor lan? Yusuf Demir 78 olmuş. Doğan Alemdar 78'e kadar çıkmış. Gol kralı falan yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Hlozek 10. gol krallığında. Asist kral... Kamavinga asist kralı. Gol yenmeyen maçta da Doğan Alemdar 7. Hatta 5. sayıda. Çünkü 5-6-7 aynı sayıda gol yenmeyen maç çıkarmış. Bir de kendi verimlerimize bakalım, takım içi verimleri. Hlozek 16'ya 3, Wirtz 13'e 5, Moriba 9, Pedri 8'e 5, Bellingham 7'ye 2 ve görüyorsunuz gayet güzel. Fatih ne oldu Fatih? Fatih oynamadı mı? Ansu Fatih. Aman Fatih çok mutsuz. Çok mutsuz Fatih. Neyse arkadaşlar, bu takımla 5. sezonumuza geçeceğiz. 23 Nisan özel takımımızla Premier Lig'de artık üst sıralarda yer almak istiyoruz. Premier Lig'de sezon sonundayız. Chat'te tahminler var. Haydi bakalım. 4.yüz. Güzel. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz seneye. Seneye Şampiyonlar Ligi gayet iyi. Gayet güzel arkadaşlar. Karabağ Kupası falan filan var mı? Yok abi bunlar. Avrupa Ligi'ne gittik mi lan bu sezon? Bir şeyler olmuştu sanki. Aynen, gruplardan birinci çıkmışız. Oo güzel. Son 16'da kim gelmiş? Juventus lan. Penaltılarla geçmiş Juventus bizi. Doğan Alemdar 82 olmuş. Millet artmaya devam ediyor. Yusuf Demir de artıyor. Wirtz falan 94. Artık bayağı iyi bir takım olduk ama işte şu stoper üçümüz kötü ya. Stoperler yüzünden iyi olamıyoruz. Yoksa bayağı iyi bir takım olduk. Hlozek 26 gol. Asist kralı Muhammed Salah olmuş. Ardından hemen Wirtz geliyor. Gol yenmeyen maçta Alisson 1. Doğan Alemdar da hemen arkasında. Gayet iyiyiz. Kadro merkezine bakalım. Geldiğimiz zaman Hlozek 32 gol 7 asist. Pedri 19 gol 11 asist. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Şimdi 6. sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonumuzda Moriba'yı sağ kanat yapmak istiyoruz. Onu sağ kanat olarak kullanacağız. Çünkü özellikleri gayet güzel. Lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamayız bence. O yüzden direkt olarak sezon sonunda simüle ediyoruz. Kalecimizin biraz daha gelişmesi lazım. 6. sezonumuzun sonundayız ve şampiyonluk geliyor Premier Lig'de. İşte böyle, takım coşmaya başladı. Şampiyon. Gayet iyi. Gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız abi? Baktığımız zaman gruplardan ikinci çıkmışız. Karşımıza kim gelmiş bakıyorum. Barcelona gelmiş. Ulan...
Yine penaltılarla 5-4 şey olmuşuz lan. Allah Allah. Yine penaltılarla elenmişiz. Neyse geliyor ama Şampiyonlar Ligi geliyor. Bence çok az kaldı. Stoperler de gelişmeye başladı zaten. Orta saha 92-96-92. Neler neler Inter Milan. Bu arada Moriba geliştiyse artık sağ kanat oynayabilir bence. 86 rating. Hemen bakalım acaba şey olunca ne oluyor? Şimdi biz Moriba'yı sağ kanat yapınca direkt ne olacak onu merak ediyorum. Moriba neredesin? Aha. Yaptım. 88'lik bir sağ kanat oldu Moriba. İşte ben bu oyunun bu olayını seviyorum. Bu gelişmeleri. Bu arada Fatih'i geliştiremedik. Pedri gelişti onun yerine. Yapacak bir şey yok. Moriba gayet iyi gözüküyor. Reyna çok gelişemedi. Onun yerine Fatih'i mi koysak hiç bilmiyorum. Reyna sen niye böyle oldun ya? Allah Allah. Takımın en düşük reytingli adamı Reyna. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Şöyle bir gol krallığı durumuna bakalım. Seneye de artık bir Şampiyonlar Ligi gelsin. Gol kralımız yok. Lozek 3. olmuş. Asist kralı Kamavinga 2. Gol yenmeyen maçta da Doğan Alemdar 1. oluyor zaten. Şampiyon takımın şampiyon kalecisi. Türk genç yeteneğimiz Doğan Alemdar. İşte böyle. Lozek 28 gol 6 asist. Moriba 22'ye 4. Wirtz 17'ye 14. Kamavinga 5'e 13. 23 Nisan özel rebuildimizdeki oyuncularımız bayağı gelişti. Ve şimdi 7. sezonumuza geçiyoruz. Şöyle bir istek geldi 7. sezonumuzun başında arkadaşlar. Değerleri göster dediler. Bütün değerler ekranlarda, Wirtz falan abi, inanılmaz değerler var ya. Uf 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 uf. 280 milyon euro ne demek? Florian Wirtz gerçekten hayvansı bir değere kadar çıkmış. Görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel. Şimdi takımımız da ekranlarda zaten. Bir tane stoperimiz 90 olmuş. Moriba zaten sağda 88. Reyna'yı da artık idare edeceğiz orada. Yapacak bir şey yok. O mevkide Yusuf Demir de oynayabilir mi? Ya onu sağ kanat yapmıştık. Tekrar MOO'ya mı çevirsek Yusuf'u ya? MOO'da ihtiyacımız vardı şu an. Musiala da burada. Musiala'yı oynatalım biraz. Musiala'yı deneyelim. Bakalım o ne yapacak diyoruz. Ve şimdi şöyle gruplarımıza bakmamız lazım. Gördüğünüz üzere zor bir gruptayız Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern, Ajax ve Basel. Bence biz buradan birinci çıkarız. Zor olmasına rağmen birinci çıkacağız diyorum. Ve bu rebuild'de farklı bir şey yapacağız. Güzel bir fikir geldi chatten. 23 Nisan'a simüle et diyen biri vardı. Ben de tuttum bu fikri. Direkt olarak 23 Nisan'a gideceğiz. Hiç takvime bakmayacağız yayında. Bize de sürpriz olacak. Bakalım 23 Nisan'a kadar neler yaşayacağız. Şampiyonlar Ligi turlarımızı geçebilecek miyiz bu tarihe kadar olan? Haydi bakalım 23 Nisan'a simüle ediyoruz. Arkadaşlar 23 Nisan'a geldik. Buraya gelene kadar ne yaptığımızı hemen göstermek istiyorum. Milan'la oynayacakmışız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmemiz beni sevindirdi. Onu bir söyleyeyim. Görüyorsunuz şimdi grup aşamasından birinci çıkmışız tahmin ettiğimiz gibi. Son 16'da rakibimiz Barcelona olmuş. Bu sefer koymuşuz. Bu sefer Barcelona'yı koymuşuz. Çeyrek finalde Roma'yı elemişiz ve yarı finalde de karşımıza Milan gelmiş. Şimdi Milan'ı elemek istiyoruz. İki tane stoperimiz Milan maçı öncesinde yok. Yani daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum. İşte bu olabilirmiş. Reyna falan stoper oynuyor. Hadi hızlı simüle edelim. Reyna stoperken koyalım şunlara. İki tane yedik. Ulan sizde var ya, sizi bitirdim. Sizi bitirdim. İkinci maçta stoperlerimiz burada olacak çünkü. Milan ikinci maçı bu sefer stoperlerimiz burada. Milan'a koyuyor muyuz? Haydi chat koyalım şu Milan'a. Finale yürüyelim. 4-2 koyuyoruz. Lozek işte böyle. Bu arada karşıda Çağlar varmış, ondan da özür diliyoruz ama 6 tane şut. İşte böyle, kameramı kapatıp göstereceğim. 6 fırsat 6 şut. Adamsınız koçlarım. Efsanesiniz siz. İşte böyle. Bir dakika, şu anda bir ayara bakıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Olay budur oğlum. Olay budur. Gayet güzel. Renz, Lozek, Moriba. Lozek adamsınız. Koyduk Milan'a. Şimdi finaldeyiz. Finalde rakibimiz Liverpool olacak. Hemen şöyle bir sezon değerlendirmesi yapmak istiyorum. Premier Lig'de görüyorsunuz ikinci bitirmişiz bu sezonu. Zaten geçen sezon şampiyonduk, o yüzden sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Emirates FA Cup'ı City'ye karşı almışız. Burası güzel. Pardon, bu FA Community Shield. Emirates FA Cup var mı? Bu yok abi. Burada nerede elenmişiz ya? Yarı finalde Liverpool bizi elemiş. Şampiyonlar Ligi'nde zaten rakibimiz Liverpool biliyorsunuz. Liverpool'a inşallah Liverpool'u yeneceğiz. Bu arada Lacı kırmızı kart görmüş. Şimdi onunla ilgileneceğiz arkadaşlar. Kadroyu bir düzenleyeceğiz çünkü oraya kimi koyacağımızı bilmiyoruz. Başka stoperimiz yok. Gol krallığında Şampiyonlar Ligi'nde Moriba 3. olmuş. Asist krallığında Felix 1. Bellingham'la aynı sayıda asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Ederson 1. Doğan Alemdar da 4 gol yenmeyen maç çıkarmış. Şöyle biraz ilerleyelim. Premier Lig'de Ederson, asist kralı Dybala ve gol krallığında Malen. Evet, yani görüyorsunuz Moriba falan 3. olmuş, 17 gol atmış. Bellingham
8 asist yapmış. İkinci sayılır. Güzel. Güzel abicim. Stoperde oynayacak biri var mı? Fiziği miziği güçlü olması lazım ya. O kimse yok. Herkesin 40 fiziği falan var. Reyna fena değil gibi duruyor. Onun dışında hızlı birini kullanmayı düşünebiliriz. Yapacak bir şey yok. Ya da formasyon değiştireceğiz. Son anda bir formasyon değişikliği. Doğan inşallah kaldırır kupayı. Ona kaptanlık da vereceğim bu arada. Yusuf Demir'e sağ kanat yapıp talimatlardan değil rollerden şöyle Doğan'a kaptanlığını verelim. Wirtz'in değeri 304 milyon olmuş. Baba ne yaptınız siz? Sizi bir de şu maçta bir görelim ya. Siz ne oldunuz abi bu kadar? Gel abi gel. Gel bakalım hadi. Hayırlısı olsun diyoruz. Liverpool'a karşı final maçımıza geçiyoruz. Liverpool'a karşı 23 Nisan özel kadromuz şu anda sahaya çıkıyor. Kaptan Doğan Alemdar. Aa, işte böyle oğlum. Çok güzel. Doğan Alemdar bu arada oyundaki 17 yaşına kadarki en potansiyelli kaleci. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ve şimdi Liverpool'un bu güzel forması, harbiden çok güzel bir forması var. Bu formayı beğendim. Bu güzel formalı Liverpool'a karşı gençlerimiz inanılmaz bir performans sergileyecek. Başarılar takım. Yalnız zemin çok kötü. Onu söyleyebilirim. Zemin iğrenç. Çimler falan çok budanmış. Ne olmuş bilmiyorum ama çok kısa çimler var. Şimdi Kamavinga döndü. Jude Bellingham. Jude Bellingham şöyle bir hareket. Solda Ansu Fati'yi gördü. Ansu Fati sol bekten geliyor. Ansu Fati rakibinden sıyrılamadı. Şimdi Florian Wirtz. Florian Wirtz topla hareketli. Florian Wirtz gidiyor. Şöyle bir dev bir üçgen topu attı. Hlozek düştüğü anda. Çok kötü şut. Allah. Lan oğlum lan. Salaklık yapmayın. Doğan Alemdar adamsın. Kupayı senin kollarında kaldıracağız oğlum. Doğan Alemdar kaptanımız biliyorsunuz. Ve kupayı o kaldıracak. Şimdi Jude Bellingham. İndirdik. Hlozek. Aşağıdan gelen bir Kamavinga var. Kamavinga bıraktı. Yusuf Demir. Yusuf Demir sol ayak. Yusuf Demir. Kötü bir şut. Zayıf bir şut geldi Yusuf'tan. Yusuf Demir içeriye doğru sokuldu. Yusuf Demir. Yusuf Demir şöyle bırak. Güzel paslaşmalar. Vur oğlum ve gol. İnanılmaz bir gol attık. Takım golü attık. 23 Nisan özel takımımız Florian Wirtz'e golünü buldu. İşte böyle. İşte böyle. Olay budur. Çok güzel. Çok var ya, aşırı zevk aldım bu golden. Wirtz şöyle bir dar alanda neler yaptı Wirtz. Şimdi Yusuf Demir sağ taraftan aldı. Akacak mı? Yusuf Demir gidiyor. Yusuf Demir Wirtz'in önüne bıraktı. Florian Wirtz geldiği anda şöyle bir muz orta. Vur oğlum dönen top. Vur oğlum. Hlozek. Harika gol attı Hlozek. İşte böyle Hlozek. Adamsın Hlozek. Gol böyle atılır dedi. Direğe vura vura attık. Vura vura. Vura vura böyle koyarlar Liverpool'a. İşte böyle. Görüyorsunuz. Sağdan geldik. Bekletmeden bir Caner Erkin ortası. Hlozek. Yavaş yavaş gitmiş top. Yavaş yavaş gitmiş. İşte böyle. Soldan geliyor Harry Kane. Bu nasıl gidiyor böyle bu yılda? Sen ölmedin mi hacı? Allah geldi. Ansu Fati lan oğlum lan sakin. Sakin şuradan çıkalım. İnanılmaz paslar. Şimdi Ansu Fati şöyle bir çekti verdi pasını. Soldan Pedri. Ortada kaçan bir oyuncu vardı gördük. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Ah. Şimdi orta alanda Kamavinga güzel çıkardı. Yusuf Demir. Ya bu Yusuf Demir manyak oyuncuymuş. Sağdan Moriba'yla geldik. Moriba. Kökledi Moriba. Böyle köklerler. Anladım gol olacağını ama kökledi çünkü. Çok belli kökledi. İşte böyle. Üçüncü golümüz geldi. İlax Moriba. Burada Yusuf Demir'in pası. Bomboş kaldı Liverpool savunması. Ve Moriba. Diego Jota. Araya bir iyi girdi. Tek toplar yapalım orada. Yapmayın kaybetmeyin topu. Aman diyorum. Aman diyorum. Muhammed Salah. Golü attı. Bomboş kaldı. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Yusuf Demir'le çok sert girdik. Hocam kırmızı verme. Tamam sarı sakin. Ne oldu lan? Ne oldu? Bu nasıl gol? Oğlum bu ne? Ne oldu? Orta geldi. Aradan bir dokun. Ulan böyle saçma gol yok ya. Böyle saçma gol yok ya. Allah Allah. Şuna bak. İğrenç bir gol yedik. Ah be Doğan'ım be. Olsun Doğan'ım.
Artık dakika 90. Verdik pasımızı. Son bir atak, son bir gol gelir mi? Yusuf Demir kaçtı. Yusuf Demir 90 artı 4'te geldi Yusuf Demir. Yusuf Demir rakibinden sıyrıl. Yusuf, ah be, Ozan Kabak girdi. Ve 3-2 geliyoruz Liverpool'u finalde. 23 Nisan özel U17 takımımız finalde Liverpool'u yeniyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor 7. sezonumuzda. Oh be, Doğan Alemdar şimdi kupayı kaldıracak. Arkadaşlar Twitch'te inanılmaz bir yayındı. Çok güzel eğlendik bugün Twitch'te. Bayramımızı da tekrardan kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir bayram günü geçirirsiniz hepiniz. Bu videoyu da böyle bayram sabahına atmaya çalışacağım. Yani böyle 10-11 gibi inşallah yetişirse atmaya çalışacağım. 23 Nisan kutlu olsun, aynen öyle. Bu kupayı da 23 Nisan özel kazanmış olduk. Çocuk oyuncularımızla, çocuk futbolcularımızla gayet güzel bir yayın oldu ya. Çok eğlenceli oldu bence. Evet, Wirtz ekranlarda. Böylelikle potansiyelli 17 yaş altı oyuncuları da görmüş oldunuz. Doğan Alemdar bayağı gelişti. Görüyorsunuz Doğan ekranlarda. Şimdi kupayı kaldıracak. Ve 23 Nisan kutlu olsun. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Twitch yayınlarımızı kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Link açıklamada. Instagram ve Discord adreslerimin linkini de bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.